Değerli izleyiciler, bugün Ayşe Işık Hanım'la birlikte bugün hem Türk dünyasının hem de birçok yeryüzünün birçok ülkesinin gündemine gelen bir inancı konuşacağız. Bu inanç yeni çıkmış değil ama son yıllarda yeniden gündeme geldi. Tanrı inancı. Evet. Yani yalın adıyla söylersek Tanrı inancı. Ben gerçi Türk inancı adıyla bir bitik yayınladım. Ancak Azerbaycan'da yayınlarken daha doğrusunu yaptılar. Tanrı inancı dediler. Evet. Tanrı inancı. Evet. Buyurun sorun. Sayın Bakanım, şu anda dünyanın gündeminde Tanrı inancı var gibi evet. geliyor bana. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi bilhassa Türk Cumhuriyetlerinde çok yaygın bir durumda. Türkiye'de de öyle. Hı hı. Tengricilik diyenler var. Tanrı inancı diyenler var. Gök tanrıcılık diyenler var. Tengricilik dini diyenler var. Yani türlü türlü adlar koyuyorlar ama sonunda öz olarak anlattıkları aynı. Hı hı. Şimdi geçenlerde dediğim bundan 10-15 gün önce bir öğrencimle telefonla görüştük. Kazakistan'da. Benim öğrencim ama artık profesör oldu. Ne güzel. Profesör olalı da 10 yıl oldu bu arada. Hı hı. Şimdi dekan. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde dekan. Hı hı. Rektör olabilecek çapta falan. Yani artık Kazakistan'da alanında sözü dinlenir bir kişi. Felsefe ve İslam dini konularında uzman. Asıl uzmanlığı da Ahmet Yesevi. O konuda çok bitik, çok yapıt yayınladı. Hı hı. Evet. Hatta o kişiyi ben bir ara Cem TV'de yayına da almıştım. Yani birlikte de onunla konuştuk. İzlemiştim ama adını tabii hatırlayamıyorum. Evet. Adını da vermek koşul değil. Tamam. Evet. Dedi ki, Kazakistan'da Vehhabilik çoğaldı. Nasıl çoğalıyor? Vehhabilik Suudi Arabistan yoluyla giriyor. Suudi Arabistan bu konuda yani insanoğlunun zayıflıklarından yararlanarak çok ciddi bir atılım içinde. Ne yapıyor? Yani diyelim ki birileri çağırıyor Mekke'ye ya da işte kendi ülkesine, Mekke, Medine, Cidde oralarda dolaştırıyor, ağırlıyor. Misyonerlik faaliyeti gibi bir şey. Ya bir nevi misyonerlik evet. Hı hı. Zaten orada yetişenler dönüp misyonerlik yapıyorlar. Ağırlıyor ve diyor ki din, gerçek din budur diyor. Bak biz diyor burada işte Mekke, Medine'nin merkezindeyiz. Bizim buralar ve din buradan çıktı. Dolayısıyla gerçek İslam budur diyerek Vehhabiliği anlatıyorlar. Ve oraya gidip mesela Ahmet Yesevi'yi severek giden bir kişi orada Ahmet Yesevi'yi kızarak dönüyor. Ahmet Yesevi'ye kızarak dönüyor. Hatta yani böyle yine Vehhabi yoluna girmiş bir genç. Yani ben Allah'tan Ahmet Yesevi'nin günahlarını affetmesini diliyorum falan. Böyle laflar iddialı. Çünkü Ahmet Yesevi İslam'ı bozmuş falan diye söylüyorlar. Halbuki Kazakistan'ın halkının büyük çoğunluğu Ahmet Yesevi'yi bilir, sever. Dualarında da ondan da yardım ister. Yani atalar ruhlarından yardım isterken en başta onun adını sayar. Ahmet Yesevi'nin türbesine giderler. Evlenenler, yakın yerdekiler giderler. Yani işte gelin elbisesiyle, güvey elbisesiyle, giyimiyle giderler oraya. Orada bata okurlar. Bata dedikleri ya, dua ederler falan. Kazakistan devleti kim gelirse gelsin tasarlamaya kor ve oraya götürür. Gelen konukta yani büyük kişiler oraya götürür. Bilhassa eğer Müslüman ülkelerden geliyorsa oraya mutlaka götürür. Biz Özal'la gittiğimiz zamanda da programa koymuşlardı. Türkistan şehrine gittik ve türbeyi ziyaret ettik. Daha önce ben gitmiştim de yani Özal'la da gittik filan. Yani buna karşılık yani şu cürete bakın ki Vehhabi inancıyla dönenler hatta birisi ben bombalayacağım falan demiş bir genç türbeyi. Yani, olabilir radikal. Türk radikal.
Çünkü Vehhabilik böyle bir anlayıştır. Yani bugün dünyada terör estiren, hani İslami terör denilen, hani İslami terör olmaz diyorlar. E oluyor. Ne demek olmaz yani? Oluyor. Üstüne de alma sen kardeşim. Şimdi İslamofobi, yani söz başka yere aktama olsun, yine içindeyiz. İslamofobiye karşı mücadele falan. Ya İslamofobi, İslam korkusu. İslam korkusunun sebebi ne? Tabii. İslam korkusunun sebebi işte dinci bunlar. Terör. Yani bunlar işte, bunların halini görüyor insanoğlu, korkuyor. Ya bizim ülkemize de girer mi diye, bize de bir kötülük yaparlar mı diye korkuyor. Haklılar. Yani IŞİD'in arkasında bu inanç var. Efendim Nusra'nın arkasında bu inanç var. Kaide'nin arkasında bu inanç var. İşte Afganistan'da yeni gelen Taliban'ın arkasında bu inanç var filan. Türkiye'de de birçok bu tür olayların arkasında bu Boko inanç Haram. Var. Afrika'da. Ya, ha, ne dediniz? Afrika'da Boko Haram örgütü. Boko Haram, Boko Haram dediği okumak haram diyor ya. Kitap haram diyor. Yani kızların okumasını haram görüyor ve kaçırıyorlar. Evet. Filan yani bu Nijerya'da ortaya çıkan. Afrika'da başka da var böyle. Evet. Ama adına bak, Boko Haram. Evet. Book yani kitap. Artmış İngilizce. Haram. Book ya. Evet. Filan oradan yani. Geliyor. Lafa bak yani. Yani böyle dinden kaynaklanan terörizm vardır. Kimse yoktur falan demesin. Yani İslam efendim sulh dinidir, barış dinidir. Öyleyse İslam'la terör bir araya gelmez. Ya gelmez de geliyor kardeşim. Bu yeni de değil. Yani düşünelim ki peygamberden sonra işte üç halife geldi filan. Ama ben savaştan bahsetmiyorum. Savaş ayrı. Yani hani İslam birleştirir diyenlere de cevabım bu. Yani birleştirseydi İmam Ali ile peygamberin hanımını birleştirirdi. Ayşe'yi birleştirirdi. Doğru. Savaştılar. Ayşe Zübeyri ve Talha'yı da yanına alarak devenin üzerinde savaşa girdi doğrudan yani. Evet. Savaşa girdi. Ne oldu şimdi? Demek ki öyle de değil yani. Birleşmek, çatışmak falan insan doğasında var böyle şeyler. Sonra ne oldu? Bu çatışma, bu terör değil. Sonra ne oldu? Sonra İmam Ali 4. halife denildi. İmam Ali diyorum ben yani. Çünkü ben hilafete değil, imamete inanıyorum. Dolayısıyla İmam Ali devlet başkanı olunca Muaviye isyan etti. Ben olacağım diye. Suriye'de de devlet kurmuştu. Ordu kurmuştu. Çok zengindi filan. Çatıştılar. Çatıştılar ama çatışmada o işte Sıffin Savaşı'nda sonunda ne yaptı? Muaviye'nin adamları Amr bin As'ın akıl vermesiyle mızrakların ucuna Kur'an yapraklarını taktılar. Yürüyünce İmam Ali'nin taraftarları durdular. Savaş durdu yani tam. Muaviye ve ordusu yok edilecekken Kur'an istismar edildi. Din istismarıyla gelince İmam Ali dedi ki ne yapıyorsunuz falan dedi ama dinletemedi. Evet. Şimdi ondan sonra terör başladı. Nasıl başladı? İmam Ali'nin safında bulunan bir grup Müslüman, tam Vehhabi kafasında işte onlar, haricilerdir onlar. Onlar dediler ki, hakeme gidildi yani. Hakemi kabul etmek Kur'an'a aykırıdır ve küfürdür dediler, hariciler. Ve ayrıldılar. İşte onun için harici denildi onlara. Yani İmam Ali'nin safından ayrılıp ayrı bir güç meydana getirdiler. Bugün o kadar sert değiller ama Afrika'da onların da bir devleti var yani. Yani bir küçük bir devletleri var filan. Ne yaptı hariciler? Öldürmeye başladılar. Nasıl öldürüyorlar? Yani bir harici topluluk mesela olaylar. Bir aile görüyor. Yani bir adam, karısı, belki karıları tabii Araplarda, çocuklarıyla filan çölde seyahat ederken kesiyorlar onu adamın. Söyle bakalım diyorlar. Ali Sıffin Savaşı'nda hakem işini kabul etmekte haklı mıydı, haksız mıydı? Şimdi adam ne desin? Haklı mıydı, haksız mıydı diyor. Ali diyor sizden iyi bilir dini. Ya ya bırak o işi diyor. Yani Ali diyor bir şey yaptıysa doğrudur. Sizden iyi bilir bu dini. Bırak o işi. Söyle bakalım. Haklı mıydı, haksız mıydı? Ali yaptığına göre haklı. Sen kafirsin diye bir öldürüyorlar. Ve sadece onu değil yani. Karısını falan. Ailesini. Teröre bakın.
Terör. Haricilerin terörü uzun müddet sürdü gitti. Hı-hı. Dolayısıyla bu İslam'la terör bağdaşmaz lafı boş laftır. Boş. Bağdaşıyor kardeşim. İslamofobiyle mücadele edenler, işte bu iktidar da bunu söyleyip duruyor. Önce siz dönün de içerinizi düzeltin. Evet. İşte şimdi geliyorum Kazakistan'a. Dedi ki benim öğrencim, profesör olan öğrencim, Vehhabilik gelince ve Müslümanlık diye ortaya çıkınca, onlara da bakınca, Kazakistan'da ya bu ne biçim din? Biz kendi eski inancımıza dönelim diye Tanrı inancı, Tengricilik, Tengri dini, böyle isimler orada da var. Evet. Yaygınlaştı dedi. Tanrı inancındaki barışı görüp gençler etkileniyorlar. Ya, Tanrı inancı miyiz? Başka bir şey. Evet. Ve çok tabii bu arada etkili adamlar var yani güzel konuşan. Onların konuşmalarını da bana gönderdi. WhatsApp'tan benim değerli öğrencim. Hakikaten dinledim, öyle boş adamlar değil yani, bayağı yetişmiş adamlar. Yani mesela onlardan birisi, işte tartışmalar falan da var bu arada. Hı hı. Mollalar onlara karşı çıkan konuşmalar yapıyorlar televizyonlarda falan. Belli ki korkuyorlar yani yayılacak diye. Evet. Hızla yayılıyor diyor. Sosyal medya da bunu hızlandırdı değil mi? Hızlandırıyor filan. Yani adam mesela diyorlar ki cenaze işte Tanrı inancında olan kişiye, lider kişi ve güzel de konuşuyor. Ona diyorlar ki siz nasıl gömeceksiniz peki cenazeleriniz? Cenaze namazınız yok. Adam İslam'ı da biliyor. Diyor ki zaten İslam'da da cenaze namazı yoktur. Siz namaz diyorsunuz. O namaz değil, o duadır diyor. Doğru. Aa, evet. Doğru hakikaten. Cenaze namazı namaz değildir. Adı namazdır ama evet. Abdestsiz de kılınır. Şimdi birileri diyecek ki Namık Kemal Zeybek dedi ki ya namaz abdestsiz kılınır. Yok, namaz demedim. Cenaze namazı. Cenaze namazı. Abdestsiz de kılınır. Evet. Kadınlar da gelir saf tutar. Evet. Hiçbir sakıncası yoktur. Diğerinde de yoktur ama tarih de dönüştürdü onu. Başka türlü oldu. Zaten ölü gömme geleneği Türklerden. Ha. Altaylardan. İşte onu söylüyor. Araplara tamam. Geçmiş. O da diyor ki evet. Sizin cenaze namazı dediklerinizde ve sonraki uygulamalarda yani 7. gün, 40. gün, 52. gün, 100. gün. Evet. Sonra 300 süreyle ölüm günlerinde tekrar anma toplantıları yapmak zaten Tanrı inancından Müslümanlığa kesinlikle geçmiştir. Dolayısıyla sizin diyor cenaze duanız varsa bizim de var diyor filan. Böyle tabii. bilgili anlatan kişiler var. Hayır ama bu Kazakistan'da tamam yayılıyor. Fakat daha önce Kırgızistan'da da yayıldı. Yüz Türkiye'de binlerce, de yayılıyor sayın. Ha, yüz binlerce insan Kırgızistan'da bunu artık hatta mezheplere bölündü diyor. Cengiz Aytmatov'un oğluyla konuşuyoruz. Asgar Aytmatov diyor ki o kadar yayıldı ki kendi aralarında onun diliyle sektalara bölündüler diyor. Yani farklı anlayışlar. Bölümleri. İnsanlar severler bölünmeyi falan. Yani öyle mi olacak, böyle mi olacak falan. Anladım. Diye. Efendim Tataristan'dan başladı bu iş ilk defa. Önce orada yayıldı falan. Yani Türk Cumhuriyetlerinde yayılıyor ama sadece Türk Cumhuriyetlerinde değil. Dünyanın birçok yerlerinde insanlar Tanrı'ya inanıyorlar ama dinlere inanmıyorlar. Peki nedir Tanrı inancı Sayın Zeybek? Gelelim nedir Tanrı inancına. Tabii biz misyoner falan değiliz ama şöyle bu kadar yayıldığına ve gündemde olduğuna göre biz de işin gerçeğini anlatalım. Yani gerçeğini anlatalım ki bu inançta olmak isteyenler ne olduğunu bilsinler. Evet. Evet. Üstelik de şunu söyleyeyim, kimse de korkmasın. Yani Tanrı inancında olursam cennetten yoksun mu kalırım, cehenneme mi giderim diye de kimse korkmasın. Onlara da Hüseyin Atay'ın sözlerini hatırlatayım. Hüseyin Atay, Yaşar Nuri Öztürk'ün söylediğine göre İslam dünyasında bugün yaşayan en büyük alim. Ondan büyüğü yok diyor. Onun da bir nevi hocası, yani doğrudan ders almış değil ama onun yöntemini ve yolunu izledi Yaşar Nuri Öztürk. Tabii Yaşar Nuri Öztürk daha güzel konuşan,
kişiliği parlak filan, satışı derler ya, satışı çok iyi bir kişi olduğu için çok etkili oldu. Hüseyin Atay öyle değil. Sakin sakin konuşur. Hitabeti filan da yoktur. Sakin. Ama kitapları vardır. Diyor ki, evet. Allah diyor, Müslüman ha namaz filan da kılıyor yani. Evet. Allah, ama namaz bu ümmetin başının belasıdır da diyor. Diyor. Evet. Çünkü namaza bağladılar her şeyi, dinin direği dediler. Ondan sonra dinin özü ortadan kalktı. Evet. Namaz dini meydana geldi falan diyor. Doğru. Böyle de. Doğru. Kur'an'da üç vakit olan namaz. Şiddetli. Yok, üç vakit, beş vakit mi? Namazın kendisine söylüyor bunu. Öyle mi? Hı. Evet. Üç, beş, bir, iki falan değil. Diyor ki yani bugün namaz ümmetin başının belasıdır diyor. Ben kılıyorum diyor. Ama böyledir diyor. Bölüyor insanları. Tabii. Hangi dilden kılıyorsun hoca deyince Yaşar Nuri'ye de sordular. Ben Arapça biliyorum, Arapça kılıyorum aslında. Ama Arapça bilmeyen niye Arapça kılsın diyorlar. Anlamadım. İkisi de falan diyorlar. Şimdi diyor ki o, Tanrı kimsenin Müslüman mı, Hristiyan mı, Musevi mi, Budist mi, Şintoist mi, ateist mi? Ateist mi? Efendim, deist mi? Olduğuna bakmaz. Ya neyine bakar? Dürüst mü değil mi ona bakar diyor. Evet. Düzgün yaşıyor mu yaşamıyor ona bakar diyor. Evet. Eylemlerine bakar. Bunu da Kur'an'dan tabii delil getiriyorlar onlar. Evet. Delil getiriyorlar. Evet. Ayrıca da tabii bunu hep söylüyoruz. Yani o Kur'an'da da geçen cennet ve cehennem tanımlamaları yani Araplar içindir. Sıcak ülke. Araplar içindir. Ve onlar metafordur, benzetme. Evet. Müteşabih ayettir, benzetmeli ayet. Nasıl ki Norveçlilerin cehennemi buz gibi bir yerse. Ya mesela. Değil mi yani? Evet. Arapların cehennemi de çok sıcak bir yer. Tabii sıcaktan bunalan Arap evet. halkı çölde sıcak. Onun için mesela gece o kadar değerlidir ki ya leyl diye gece serinliyor çünkü. Şarkılar vardır. Evet. Ey gece. Evet. Leyla da oradan gelir bu arada. Evet. Gecenin güzelliği var falan. Doğru. Yani gökte yıldızlar, o kumluk yerlerde falan. Her neyse. Onun için sıcaktan, ateşten korkutuyor. Bir de işte diyor ki araba, zaten Kur'an'da diyor ki biz ey Araplar, ayet söylüyorum yani. Evet. Ey Araplar, inanmayan açsın baksın yani şeyden, Google'dan. Var orada hepsi. Evet. Bütün tefsirler neredeyse, mealler var orada. Ey Araplar, biz size Arapça bir Kur'an gönderdik ki ne dediğini anlayasınız. Ne dediğini anlayasınız. Eğer size Arapça olmayan bir Kur'an gönderseydik, derdiniz ki hiç araba da Arapça olmayan Acem dillerinden Kur'an mı olurmuş? Doğru. Bak, bunu hak vererek söylüyor. Yani bu ayet bu itirazı hak vererek söylüyor. Yani Arap deseydi ki ya bana Arapça olmayan Kur'an mı olurmuş deseydi, haklı olurdu diyor. E peki Türk deyince, İngiliz deyince, Rum deyince, diğer uluslar deyince ne olacak? Evet. Demek ki yani en azından anlamak lazım, anlamak içindir ve en azından işte tercümesini filan bilmek gerekir. Evet. Yani ne dediğini anlamak gerekir. Ne dediği anlaşılmazsa manasını da... Manasını bilmezse kişilik oluşturmuyor, erdem yani, oluşturmuyor. Yani tabii ki aslında bazı bilginler, evet. Ayşe Şükrü Hanım, bazı bilginler anlamını bilmeden Kur'an okumanın ve anlamadan Kur'an dinlemenin haram olduğunu söylerler. Bence de. Siz de o görüşte misiniz? Bence de. Tamam. Ya bazı bilginler böyle diyorlar. Haramdır diyorlar. Tabii ki. Yani anlamadığın Kur'an'ı ne dinleyeceksin? Yani yine şey söylüyor, yani biraz önce söyledim, Hüseyin Atay söylüyor. Bir ayeti anlamını bilerek dinlemek ya da söylemek bin ayeti Arapça söylemekten daha hayırlıdır diyor filan. Şimdi gelelim, bütün bunları söyleyeyim de kimse korkmasın yani. Kimse de cehenneme gideceksin filan diye kimseyi korkutmasın. Aklıma bir soru geldi. Buyurun. Tanrı inancında da aynı namaz borcu gibi Tanrı'ya ödememiz gereken borçlar var mı? Alacaklarımız var. Bence de. Şimdi tabii bu namaz borçtur filan lafı da bir safsatadır. Evet.
Yani namaz, yani Allah'ın senin namazına ihtiyacın var kardeşim. Yok. Ya. Evet. Allah bir şey lütufta bulun diyor namaz kılarak. Üstelik de yani anlamadan, kafasından bin türlü başka şey geçerek anlasa bile yatıp kalkıyor, bunu da yüceltiyor. Allah'a karşı borcumuzu ödedik. Bak 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 bak. Sen onu eğer alacak haline getirebiliyorsan değerlidir. Doğru. İnsan borç verirken değil mi çok zorlanır böyle. Evet. Eli cebine gitmez, eli cüzdanına gitmez. Ama alacağını alırken hemen el uzatır. Dolayısıyla eğer gerçekten namaz kılıyorsanız borç olarak değil, alacak olarak anladım. Düşünün. Tanrı inancında kişinin doğrudan doğruya Tanrı'ya bir borcu yoktur. Öyle bir şey yok. Yani Tanrı şu kadar namaz kılın Tanrı inancında. Tanrı inancına inananların Tanrısı, anladığı Tanrı yani tabii. Evet. Onu anlatıyoruz biz. Yoksa her ne dinin... Ne demek Tanrı inancı? Tabii ama her dinin evet. Kendi Allah inancına göre yani anlayışı olabilir. O ona bir şey demiyoruz. O da olagandır. Ama Tanrı inancına inananlar da şöyledir. Bir, Allah sizin ona inanıp inanmadığınızı hiç umursamaz. Hiç. İster inan, ister inanma. Hiç. Ayrıca iyi ve kötü olduğunuzu da umursamaz. Bak şimdiki. Bence de. Burada çok ince bir nokta geldi. Evet. Tanrı, Allah dersek Müslümanlıktaki Tanrı anlayışını kastederiz. Onun için biz yine Tanrı diyelim. Tamam. Tanrı, insanların kendisine inanıp inanmadığını umursamaz. Bir. İki, Tanrı sizin iyi mi kötü mü olduğunuzu da umursamaz. Ne olacak? Tanrılığı eksilmez çünkü. Ne olacak o zaman? Evet. Ha bak şimdi. Peki bu Tanrı inancı nedir? Tanrı şudur. Tanrı sonsuz boyutta sonsuzluktur. Evet. Ve Tanrı bütün varlığı kendi ışığından var etmiştir. Kendinden var etmiştir. Burada yoktan değil. Ruhundan. Yokken. Yoktan değil. Evet. Yokken. Çünkü yok diye bir varlık varsa Tanrı sonsuz değildir o zaman. Anladım. Yoklukta bitiyor demektir o. Evet. Halbuki öyle bir şey yok. Yok yoktur, var vardır. Sınırlandırılamaz ve sonlandırılamaz olduğu için. Sonsuzdur o. Evet. Onun bir köşesi, bir bittiği yer falan yok. O inanca göre, yani Türklerin Tanrı inancına göre bayattır. Başlangıcı yoktur. Hani Arapça ezeli denilen. Evet. Mengüdür, sonu yoktur. Sonu yoktur. Tamam. Evet. Böyle olunca demek ki bütün Tanrı, evrenleri kaplayan bütün evrenleri dediniz. Bir ruhtur. Doğrudur. Sadece bizim evrenimiz değil. Evet. Bütün evrenler, var olan evrenleri, bütün boyutları kendinden var edendir ama Tanrı sonsuzdur. Var ettikleri sınırlıdır. Burada panteizmden ayrılıyoruz. Panteizm ne diyordu? Panteizm diyordu ki Tanrı'nın bedeni evrendir. Tanrı'nın tini de evren içinde gizlidir. Tanrı'nın tini evren içindedir. Doğru. Ama evrenin ve evrenlerin bittiği yerde Tanrı sonsuz ışığıyla yine vardır. Evet. Çünkü evrenler sınırlıdır. Niye sınırlı? Genişlediğini biliyoruz. Yani bilimle de evet. Katkıda bulunalım. Balon köpüğü gibi. Yani bundan işte 13 milyar 750 milyon yıl önce, 800 oldu şimdi. Evet. Yıl önce evren yoktu. Evet. Hiçten az bir, öyle diyorlar, hiçten az bir zerreden büyük patlama oldu. Evet. Big Bang. Büyük patlama oldu. Bu büyük patlamadan sonra genişleme başladı. Evet. Genişleme başladı ama o kadar güçlü bir çekim vardı ki ışığı bile dışarıya vermiyordu, içeriye çekiyordu. Ya patlamanın ışığı bile içeri. Hı. Ama bu büyük patlamadan 800 bin yıl sonra artık ışık salınıverdi. Işık çıktı ve onu çektiler Amerikalılar, biliyor musunuz? Evet. Tanrı'nın yüzü diye de kitap vardır, bunu anlatır. Şimdi
Ama ondan sonra ne biliyoruz? Biliyoruz ki evren genişliyor. Hı hı. Einstein önce evrenin genişlemediğini düşünüyordu. Einstein'ın çok yanılgısı vardır. Ama sonra baktı ki öyle değil, genişliyor. Hı hı. Evren genişlediğine göre demek ki küçüktü. Evet. Yani genişleyen bir nesne geriye doğru sararsanız küçülür küçülür nokta durumuna gelir. Hı hı. Oradan çıkarılıyor zaten. Bu zaman yani 13 milyar 800 milyon falan yıl dediğinizde bu evrenin genişleme hızından çıkarılıyor. Doğru. Niye evrene daldık? Çünkü Tanrı inancını anlamak için evrenin doğru anlamamız lazım. Evet. Evet. Peki bu bizim evrenimiz. Biz bildiğimiz evrenimizden söz ediyoruz. Ama bildiğimiz evren de Tanrı'yı sınırlamaz. Ayrıca bu şimdi benim görüşüm başlıyor. Bu evren genişledi daha önceden. Bundan önce vardı zaten evren. Yani yine böyle oluşmuştu. Genişledi. Tekrar büzüldü. Sonra büzüldü. Tekrar genişledi. Kalp atışı gibi. Evet. Yani şimdi yaşadığımız evren de bir süre sonra büyümesi bitecek. Ve büzülmeye başlayacak. Çünkü Tanrı'nın koyduğu yasalar gereğince, Tanrı'nın koyduğu yasa bak çok önemli. Hı hı. Yasa gereğince bir süre sonra artık itici güç bitecek, çekici güç devreye girecek, küçülecek, yok olacak. Göklerin sonra tekrar gibi. Var olacak. Evet. Tekrar, yani bunu tabii insan zihninin kavraması mümkün değil ama insan zihni şunu kavruyor mu? Eskiden mesela bundan 100 yıl öncesine kadar insan bilim sadece bizim galaksimizin varlığını biliyordu. Samanyolu var i̇şte, ya. Evet. Yani o Samanyolu dışında gibi görülen bütün yıldızların kümelerinde Samanyolu'ndan olduğu düşünülüyordu. Tek galaksi vardır evren. Bizim bildiğimiz Samanyolu gök adamızdan. Yani galaksinin Türkçesi gök adası. Evet. Gök adasından ibarettir diye biliyorlardı. Sonra anlaşıldı ki teleskoplar şunlar bunlar falan. Bir gün onda konuşuruz. Anlaşıldı ki öyle değil. Bir de bize çok yakın. Ne kadar yakın? 2,5 milyon ışık hızı yılı. Çok yakın değil mi? Çok değil mi yakın. Kullar? Çok. Işık olsanız ömrün yetmez. Saniyede 300 bin kilometre hızla gitseniz gitme. Yine de gidebilmeniz için oraya geçecek süre 2,5 milyon yıl. Evet. Ve evrenimizin boyut bir uçtan bir uca boyutu da 100 bin ışık hızı yılı. 100 bin. 100 bin. Biz ortalardayız. Evet. Güneş sistemimiz bu şu şekildeki galaksinin ortalarında bir yerdeyiz. Merkeze çok yakın değiliz. Çünkü merkez çok değişik yani orada büyük bir güç var. Yani çekim. Çok güçlü yıldızlardan meydana gelen bir sistem var. O çeviriyor zaten. Çeviriyor. Yedi koldan meydana dönüyorlar. Gelen bu şeyi çevir. Evet. Bu bizim galaksimiz. Peki bu galaksi içinde ne kadar yıldız var diye düşünürsünüz? Milyarlarca. Evet. Yüz milyarlarca. Yüz milyarlarca yıldızdan meydana gelen galaksi. Bir de bunu sonsuz olarak Efendim? Düşünelim. Bir de bunun sonsuzluğunu düşünelim. Bir de bunu evreni düşünelim. Evrende ise yüz milyarlarca galaksi yani gökada var. Evet. İrri ufaklı. Evet. Artık bilim ortaya koyduğu gereçlerle yani uzaya gönderilen atmosferin etkilerinden kurtulmuş bir takım gözlem araçlarıyla bunları biliyor artık. Evet. Yüz milyarlarca yıldızdan gökadadan meydana gelen bir evren her gökada içinde de yüz milyarlarca yıldız var. Şimdi düşünün evrenin büyüklüğünü. Evet. Yani bize göre sonsuz. Tanrı'ya göre sonlu. Çünkü Tanrı ondan yani galaksilerin bittiği yerden sonra da Tanrı'nın saf ışığı devam ediyor. Sonsuz o. Ama onun saf ışığı galaksilerin içinde yok değil. Bütün galaksilerin içinde de Tanrı'nın ışığı zaten dönüşmüş olarak devam ediyor. Atomlarımızın içinde bile Tanrı'nın ışığı var. Dolayısıyla o ışık yarattığı, var ettiği insana da verilmiş durumda. O zaman eski Türkler sonsuzluk anlamında kullanıyorlardı. Tabii Tanrı. Mengü diyor ya mengü. Evet. Başla. Ama şimdi burada ince bir noktaya geldi. Çok ince bir nokta.
Belki değerli izleyicilerim, böyle bir konuşmayı ilk defa dinleyeceksiniz. Evet. Yani dinlerde olduğu gibi günü gelince hesap sorma. Onlara da saygı duyuyorum ayrıca. Ama bizim anlattığımız Tanrı inancı. Evet. Tanrı inancında işte kıyamet kopacak. Efendim, kıyamet koptuktan sonra mizan kurulacak. Tartılacak hatalar ve sevaplar, günahlar ve sevaplar tartılacak. Günahı çok olanlar cehenneme, sevabı çok olanlar cennete gidecek. Cennette işte hurilerle filan kucaklaşacak, köşklerde oturacak, arkasının altından ırmaklar akan bahçelerde her türlü yemiş, etrafında inci tanesi gibi hizmet eden oğlanlar, yani gılmanlarla, kollarında bileziklerle sohbet eden mutlu yaşayacaklar insanlar, mutlu yaşayacak. Böyle bir şey yok. Dünyasal bir tarif. Böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir şey yok. Ya ne? Şu. Yani günü gelince hesap sorulacak diye bir şey de yok. Ya o zaman hesap sorulmazsa her şey serbest demektir ya. Hayır. Çünkü bu inançta hesap her an sorulur. Doğru. Yasalara göre sorulur. Erteleme yok. Tanrı yasaların zaten sonsuz yasaların bütünlüğüdür. Evet. O yasayı koymuş. Evet. Yani bir kişi iyilik yaparsa iyilik görür. Yasa bu. Kötülük yaparsa kötülük görür. Yani kendi yaptığı işle karşılığı kendi yaratır. Test test çıkıyor. Yaptıkların hemen, bedeli hemen. Kendi yaratır. Evet. Yani siz eğer iyilik yaparsanız evren, yani Tanrı yasaları size iyilikle karşılık verir. Kötülük yaparsanız kötülükle karşılık verir. Dolayısıyla hem bu dünyada bunun karşılığını alırsınız. Evet. Yani iyilik yapan bir insan bunun karşılığını alır. Eski Türkler şöyle diyorlar. Çanağına ne koyarsan kaşığına o gelir. İşte bu. İşte bu. Kötülük yaparsan karşılığını alırsın. Evet. Yani başıma bu iş niye geldi? Ben ne yaptım ki başıma geldi? Şimdi Tanrı inancındaki bir kişi bunu sorar. Başına bir sıkıntı geldiği zaman ben ne yaptım ki başıma yaşadık bu geldi? Yaşadık biz bunu. Hepimiz kişisel tecrübe ediyoruz. Evet. Bir yanlışlık yaptığımız zaman hemen pişmanlık geliyor arkasına. Peki ölüm. Evet. Yani eğer yeryüzünde yaşarken bunun karşılığını dua vermemişse, evren vermemişse, yani Tanrı vermemişse, Tanrı yasaları yani onun için Tanrı iyilik yaparsan kendine, ne ekersen onu biçersin diye özetlemişler. Dolayısıyla yani Tanrı ayrıca özel olarak vay bu kişi işte kulum diyeceğim de Tanrı inancında insanlar Tanrı'nın kulu değil, çocuklarıdır. Evet. Her var olan gibi. Yarattıklarıdır. Çocuklar böyleyim. Evet. Biz çocuğuyuz Tanrı'nın diyorlar. Bütün her şey Tanrı'dandır. Olduğuna göre biz de onun çocuklarıyız. Ama her şey, hayvanlar da çocuklar. Her şey. Ağaçlar da, çiçekler. Şimdi efendim, işte ölüm anı geldiği zaman siz içinizdeki tini, yani ruh diyoruz ya. Evet. Ruh dediğimiz insan içindeki ışıktan bedendir. Evet. Tanrı'nın saf halinden insana verilmiş bir bedendir, gövdedir o da. Yani benim anlayışım insanda üç beden vardır. Evet. Birisi maddi beden, gövde, işte hava, su, gaz ve ateşten meydana gelen, dört unsurdan meydana gelen beden. Evet. Gövdemiz yani. Birisi de bunu kaynağı olan, bundan da kaynaklanan erktir. Evet. Erk beden, evet. Erk gövde. Ona enerji de diyorlar. Nefs diyenler de oluyor. Ruh diyenler de oluyor. Yok, ruh o değil. Değil mi? Ruha gelmedik daha. İkinci bedeni konuşuyoruz. Bu enerji bedendir. Ve o beslenerek oluşur. Söz gelim ana karnındaki anadan beslenerek o beden oluşur. Sonra yiyeceklerle o, yiyeceklerle yani yedikler, evet, içtikleriyle kuvvetlenir. O enerji dediğimiz erk devam eder filan. Bu ikinci bir bedendir. Bunda merkezleri var, çakralar diyorsunuz evet, ya siz. Evet. İşte bu enerji bedenin merkezleridir çakra dediklerimiz.
Bir de üçüncü bir beden var, gövde var, o ışıktır. Ruhu Ayşe, mu oluyor? Ayşe ruhu. Evet. Ayşe Işık Hanım. Nes ruh ayrımı. Bak, sizin de adınız ışık. Çok beni uğraştırdı zaten. Evet. O da o da ışık bedendir. Evet. Ve özbenlik. Özbenlik bazıları. Evet, o Tanrı'dandır o. Evet. Herkesin doğrudan özünde doğruya. Bir olduğu. Hepsi Tanrı'dandır ama. Evet. Işık beden, yani ruh doğrudan Tanrı'dandır. Evet. Evet. Dolayısıyla yani Tanrı bütün nesnelerin içine ve insanın içine de kendi ruhundan yerleştirmiştir. Ama her nesnenin içinde de vardır katman, ama. Katman katman yaratmış. Yani bilinç farkı vardır. Evet. Yani söz gelimi insandaki bilinçle hayvandaki bilinç, eşyadaki bilinç, tahtadaki bilinç, gözlükteki bilinç, evet. Hepsinde bilinç vardır. Derece farkı derece var. Derece derecedir. Evet. Evet. Yeryüzünde en bilinçli varlık ise insandır. Şu anda. Dolayısıyla sorumludur insan. Peki ne olur? Siz iyilik yaparken teninizi parlattınız, ışık bedeninizi. Doğru. Her iyilik ona parlaklık verir. Bu bir gerçek. Kötülük ise karartır. Bu gerçek. Kendi ruhunuzu karartırsınız. Evet. Ölüm anı ne demektir? Ölüm anı artık gövdenin işe yaramadığı bir yer gelince tin onu terk eder. Enerji kendi alanına gider. Gövde yine geldiği herkes yere gider. Geldiği kaynağa gider. Her kaynağa gider. Evet. Tin de kaynağına gidebilir ya da gitmeyebilir. İşte. Şu, evet. Eğer çok iyilik yapmışsanız ve onu parlatmışsanız uçmaya gider. Uçar nereye? Işıklar boyutuna gider. Işıklar boyutunda ataların ışık bedenleriyle birlikte başka bir dirlik sürer. Doğru. Peki bunu başaramayanlar, gidemeyenler ne olur? Gidemeyenler yeryüzüne yapışır, körmös olurlar. Türk'ün inancında bu öyle söylüyor. Evet. Körmös olurlar ve onlar böyle yere yapışırlar ve yani söz gelimi hayvanlara kötülük yapan birisiyseniz, köpekleri gördüğünüzde döven öldüren birisiyseniz sizin bir köpeklik deneyimi yaşamanız gerekir. Ve Tanrı inancında reenkarnasyon mu var? Evet. Ruh göçü mü var? Ruh göçü var. Ruh göçü var, tenasüh denilen de var. Yani şöyle, o işte körmez olan kişi, yani olgunluğunu yitirmeyen kişi, yani tamamlamayan kişi, yani olgunlaşana kadar devam eder. Hayvanların içine girer, hayvan olarak gelir. Bir ağaç olarak gelir. Döngünün içinde kalıyor. Orada kalıyor. Tamamlayın. Ya da yine insan, diyelim ki hayvan olarak geldi, bir de şimdi insani tecrübesi. O deneyimden sonra insan olarak gelmesi gerekir. İnsan olarak gelir. Bir daha gelir, bir daha gelir. Yüzlerce gelen insanlar böyle. Bir türlü yapamıyorlar işi filan. Sonunda olgunlaşırsa artık ışıklar boyutuna gider. Bir de ışıklar boyutunda, o boyutta ki bir yüce kişiler görevli olarak gönderilirler. Evet, onların olgunluğu zaten tamamdır. Ama onların gövdeleşip görevli olarak gelmeleri gerekir. Söz gelimi bu inancı Müslümanlık içinde sürdüren Ahmet Yesevi kendisinden söz ederken diyor ki peygamber benim ruhumu gördü. Bu ne çük ruh? Tenge kirmey tapkan kemal. Yani bu nasıl ruh ki tene girmeden zaten ermiş diye peygamber ona şaşırmış. Böyle anlatılıyor. Şimdi bu anlatım şunu söylüyor. O inanç devam ediyor yani. Olgunluk için ruhların bir gelmesi lazım burada filan. Bütün bunlar Tanrı'nın koyduğu yasalarla olur biter. Evet. Yani demek ki bu inançta yaşayanlar o zaman ne yapmalı? Yani Tanrı inancında yaşayanlar İnsanlara iyilik yapmalı. İnsanlara kötülük yapmamalı. Hayvanlara iyilik yapmalı. Hayvanlara kötülük yapmamalı. Doğaya iyilik yapmalı. Doğaya kötülük yapmamalı. Sebepsiz yere bir taşı yerinden oynatmamalı. Sebepsiz yere, nedensiz. Ağaçları kesmemeli. Yaş ağaçları kesmemeli. Yavru hayvanları öldürmemeli. Suları kirletmemeli. Bu inançta mesela insanların ırmaklara girip yıkanması yasaktır.
herhangi bir şekilde akarsuları, ırmakları, bulakları, gözeleri kirletmek yasaktır. Büyük yazıktır. Evet. Onu yaptığı zaman kendi ruhunu karartır. Evet, doğru. Ve dünyada da karşılığını görür. Evet. Şimdi bunun çok ilginç bir örneği var. Şimdi bu inancı yaşayan ve hiç bozulmamış bir halk var bu anlamda. Dukalar. Dukalar. Siz biliyorsunuz Rengeyi Türkleri. Rengeyi Türkleri, Rengeyi evet. Adamları. Adamları. Deniliyor. Evet. Türkçe konuşuyorlar ama öyle Türklüklerinin farkında falan değiller. Türkçe konuşuyorlar. Oraya giden Selcan Hanım. Selcan Küçüküstel. Çok güzel. Evet. Ya onun kitabını bir edinelim. Edinelim tamam. Ben onun Atlas dergisinde yazdıklarını okudum. Hı-hı. Çok da etkilendim. Şimdi o oraya gidiyor. Gitti. Gidiyor ve orada türlü konular anlatıyor da. Yani orada mesela ona diyorlar ki hı-hı. her nesnenin bir ruhu vardır. Evet. Tanrı'nın ruhu onların içindedir. Taşın da ruhu vardır. Taş yığının da ruhu vardır. Kesinlikle. Ağaçların ruhu vardır. Otların da ruhu vardır. Evet. Ruhu olmayan hiçbir varlık yoktur. Ve diyor ki bir de gamlar var. Gam. Kam yani. Kam. Peki bu kamlar ne işe yarıyor diyor. Soruyor komşusuna. Hı hı. Kendisine bir çadır vermişler. Evet. Orada yaşıyor ama bir de komşu var. Yandaki çadırda yaşayan. O diyor ona soruyor. Diyor ki bu kamlar ne işe yarıyor? Gam diyorlar onların Türkçesinde ama kam. Diyor ki yani bir örnek olay anlatayım size. Bizim diyor işlerimiz hep aksi gidiyordu. Yani kurt sürüsü geyik sürüsüne daldı. 6 tane koyun alıp geyik götürdüler. 6'sı da bizim geyikler diyor. Biz ne yaptık ki başımıza bu geliyor? İşte kendini sorguluyor. Tabii o inanç o. İnanç güzel. Tanrı inancı bu. Biz ne yaptık ki başımıza bu geliyor? Kam bakayım diyor. Davulu eline alıyor. Çalıyor. Dönüyor. İşte samah yapıyor. Samah yapıyor. Sema yapıyor falan. Yani çeşitli böyle evet. hareketler yapıyor. İşte o hareketler bizim Alevi cemlerinde yapılır. Evet. Mevleviler de biliyorsunuz dönerler falan. Bütün bunları yapıyor ve düşüyor. Bayılıyor. Kendinden geçiyor. Kendinden geçtikten sonra ne oluyor? Aradan sonra konuşalım. Peki. Değerli izleyiciler, aradan önce Tanrı inancının yaşandığı, saf haliyle yaşandığı Moğolistan'ın kuzeyinde yaşayan geyik adamları denilen dukalarla ilgili bir anlatım içindeyiz. Yani onu örnek vererek, örnekle anlatmak istiyorum. Bunu da kimden aldık? Selcan Küçüküstel hanımefendi. Yani onu da söyleyelim ki onun da hakkını vermiş olalım yani. Çok güzel kitabı bundan var. Bundan aldık. Gitti. Orada kaldı aylarca ve yazdı. Evet. Şimdi diyor ki yani komşusu soruyor bu iş nedir diye. Bu gamlar ne iş yapıyor falan. Hı-hı. İki gam varmış. Kam yani orada. Diyor ki bizim işlerimiz aksi gidiyordu. Geyik sürüsü bilerek yineliyorum. Çünkü geyiklerle yaşıyor onlar. Hı hı. Efendim kurtlar girdi. 6 geyik aldılar. Hepsi bizim geyikler. Biz ne yaptık ki başımıza bu geliyor? İşte gizemi burada. Dürüstlüğümüzü bozduk demek ki. Bir yanlış yaptık ki. Bir yanlışımız var. Doğa bize bunu uyguluyor. Bir şey yaptık. Gam diyor ki bir bakayım işte ki hareketlerini yapıyor. Kamların hareketlerini yapıyor. İşte davul elinde çalıyor, dönüyor. O çeşitli hareketler esrime yapıyor. Diyorlar. Esrime. Evet. Özünden geçme. Transa girmek deniliyor. Ve bayılıyor. Evet. Ayılınca diyor ki bir yere gidiyor, görüyor yani. Evet. Diyor ki sizin eşiniz yani kadının kocası ırmak kenarında bir yavru ceylanı öldürmüş. Burada tabii hem yavru ceylanları öldürmek büyük yazıktır yani günahtır. Hem de ırmak kenarında öldürdüğü için su kirlenmiş. Suyun ruhunu incitmişsiniz. Bravo. Dolayısıyla siz gideceksiniz o kanlı yere
bol bol süt ve kımız serpeceksiniz. Saçı yapacaksınız. Evet. Ve yalvaracaksınız. Kime? Tanrı'ya mı? Hayır. Suyun ruhunu. Tabii. Çünkü Tanrı ilgilenmiyor bu işle. Evet. O zaten her yerde. Her o. Şey canlı olduğuna yani, göre. Tabii yani suya yalvarman zaten Tanrı'ya yalvarmak demek. Evet. Yavru geyin ruhuna yalvarmak zaten Tanrı'ya yalvarmak Doğru. demek. Çünkü her yerdedir Tanrı. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla bunu yaparsanız ve onların sizi bağışladığını duyumsarsanız işleriniz düzelir. Gittik diyor kadın. Günlerce gittik oraya. Ve hem suyun, akarsuyun ruhuna yalvardı bizi bağışla diye. Hem de o yavru ceylanın ruhuna yalvardık bizi bağışla diye. Ve oraya gittik devamlı o kanlı yere süt serptik, kımız serptik. Ve işlerimiz düzeldi. Gerçek inanç bu. Evet, inanç bu. Yani buna inanıyorum. Doğanın dilini çözmüşler. Evet. Doğanın istediği gibi yaşıyorlar. Doğayla evet. uyumlu yaşıyorlar. Evet. Doğaya saygısızlık etmeden yaşıyorlar. Evet. Yani doğaya saygısızlık etmemek dediniz. Evet, ona da bir örnek veriyor. Hastalandım diyor. Hastalanınca orada bir otacı, sağaltıcı bir hanım varmış. Baksı diyelim o da. Ona götürüyorlar. O da diyor ki, bir örnek veriyor. Git diyor şu ottan, şu yerde gösteriyor. Vardır, git ondan yeteri kadar getir diyor. Ama diyor ben diyor alışmışım diyor. Gittim diyor, bol bol yoldum getirdim diyor. Kadın dedi ki ne yaptınız siz? İhtiyacın kadar aldım. İhtiyacın kadar alacaktın. Ya ihtiyaç olursa orada duruyor, yine gider alırız. Yani doğayla barışık yaşamak. Evet, ruhundan izin almak. Kızılderililerde de var, aynı. Ama onlarda evet. da manito dedikleri ne? Ulu ruh. Tanrı, sonsuzluk. Tabii Tanrı. Her yerde. Sonsuz nur. Tanrı'nın görüntüsü sonsuz her yerde. Sonsuz ruh. Evet. Birçok ulusta vardır bu yani bu inanç. Ve olacaktır da. Yani şimdi sözüm ona deist dedikleri ne? Deizmi azıcık düzeltin, Tanrı inancına çıkarsınız. Türkiye'de de yaygınlaşıyor ya gençler arasında. Kesinlikle. Özellikle de İmam Hatipliler arasında. İmam Hatipliler arasında yaygınlaşıyor. Z kuşağının %70'i şu anda dine inanmıyor. %70 oran bu. Dinler kendi kendini tasfiye edecek evet. zamanla yavaş yavaş. Evet. İnanmıyor. Evet. Dolayısıyla biz deistiz. Ne demek yani deist diye sorunca Tanrı'ya inanıyoruz. O kadar. Dinlere inanmıyoruz. Ama Tanrı inancının ne olduğunu da bilmiyorlar. Bilmiyorlar, yani öğretmek lazım. Ayrıntı evet. onlarda o bilgi olarak yok. Yani sadece onlar değil. Ben Kazakistan'a, Kırgızistan'a falan bakıyorum, onları evet. dinliyorum. Onlar da tam işi kavramış değiller. Sadece bir tepkiyle evet. bu tarafa doğru geliyorlar. Evet, soru. Aslında bize küçükken şarkılarla Tanrı inancını vermeye çalışan bir kuşak vardı Sayın Bakanım. Öyle mi? Hayat sevince güzel, sevince... Güzel günler, günler sevince güzel olur. Bir taşı, kelebeği, bir kuşu sevin ister. Bakın taşı da katmış. Bu neydi, şiir miydi? Hayır, bir bestelenmiş Ayşecik filmindeki Öyle mi? Şarkıydı. Yani Tanrı inancını bizim çocukluğumuzda bize verdiler. Hep şiirlerle, şarkılarda ama yeni kuşaklara biz bunu veremedik ne yazık ki. Evet. İnşallah veririz. Olur. Diğer bir sorumuz, Tanrı inancında belli bir elçi, belli bir kitap, belli bir kıble veya belli bir mabet var mıdır Sayın Hayır. Zeybek? Tanrı inancında Resul, peygamber, elçi yoktur. Temsilci. Böyle yani Tanrı ile kişi oğulları arasında aracılık yapan bir kişi yoktur. Evet. Böyle birisi yok yani. Birileri o zaman işte, hepimiz Tanrı inancında temsilciyiz yani diyebilir miyiz? Şöyle diyor şey, bu inancın Altaylar'daki temsilcisi şu anda Akaykin'e, onu da ben evet. Cem TV'ye çıkardım. Evet. Birkaç sefer çıkardım. Benim yakınım, evet. koldaşım. Evet. Diyor ki, Tanrı kimsenin kulağına, başkalarının duymayacağı bir şekilde fısıldamaz diyor. Tanrı zaten hepimize bilinç olarak neyin iyi, neyin kötü olduğunu vermiştir diyor. Hepimize fısıldar. Türklerde birileri diyor ki efendim
Zülkarneyn Oğuz Kağan'dır, peygamberdir. Bir defa Zülkarneyn peygamber mi değil mi belli değil. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir Zülkarneyn öyküsü var. Evet. O öykünün anlatılış sebebi de birçok zaten biliyorsunuz Kur'an'ın ayetlerinin anlatılış nedeni soruyladır. Evet. Soru sorarlar, cevap gelir. Ya da olay olur. Evet. Olayla ilgili açıklama gelir. Zülkarneyn boynuzlu olduğu için işte Oğuz Kağan'ın da diyorlar. Bir tane miğferinde boynuz diyorlar. Var diye evet. Bağdaştırıyorlar. Ama Zülkarneyn olayı şöyle. Evet. Niye biliyor musunuz Zülkarneyn ayetleri niye geldi? Biliyor musunuz? Boyutlarla ilgili ayet. Yok yok yok. Değil mi? Sordular ya Yahudiler. Yahudi hahamlar gelip imtihan eder gibi peygambere soru soruyorlardı. Cevap veremezsin filan diye. Medine'de. Çünkü Medine'de kalabalık bir Yahudi topluluğu vardı. Hristiyanlar da vardı. Evet. İşte müşrik dediklerimiz de vardı. Diyorlar ki sen peygambersen bil bakalım Zülkarneyn kim? O da diyor ki bilmiyorum. Sonra ayet geliyor, şöyle başlıyor ayetler. Hı hı. Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. Evet. De ki. Demek sormasalar gelmeyecekti. Evet. Evet. Zülkarneyn olayını anlatıyor. İşte doğuya gitti. Doğuda üzerinde işte güneşten koruma olmayan giyimler. Güneşten orada bir korumayan giyimler buldu. Laf söz anlamıyorlardı. Anlamıyorlar. Batıya gitti. Şunu yaptı. Güneşe tapan birisini buldu. Evet, gitti. Peki ama bu Zülkarneyn ayetleri bilgi vermenin dışında bir ders veriyor mu? Hayır. Evet. Sadece bilgi veriyor. Evet. Sordular. Bilgi veriyor. Evet. Şimdi biriler de diyor ki efendim işte Türklere gelen peygamber Oğuz Kağan'dır. Yok. Oğuz Kağan peygamber falan değil. Çünkü Türklere peygamber gelmedi. Peygamberlik kültürü Orta Doğu'ya özgü bir anlayıştır. Hı hı. Benzer bir takım kişiler vardır. Ama onlar peygamber değildir. Söz esrime gelmiyor. Yapıyor Hazreti Muhammed aslında. Söz gibi biz tabii giriyor. Dine çok girmeyelim. Peki. Evet yani o yani Müslümanlığa öyle böyle inananların öyle inançlarını incitmeyelim. Biz çünkü Tanrı inancını anlatıyoruz. Peki. Evet. Şimdi efendim evet yani benzer dedim. Benzer kim? Sokrat. Filozof. Hı hı. Ama Sokrat da diyor ki bana içimden bir ses bunları söylüyor. İç sesim söylüyor. Yani içinden bir ses ona söylüyor. Yine eski Yunan'da yasa koyucu Solon vardır. Evet. O da diyor ki bunları bana tanrılar fısıldadı, söyledi. O da öyle söylüyor. Bu yasa koyucular hep öyledir. Yani Hammurabi kanunlarını da Şamaş, Babil, Şems ya Güneş, Babil, Hammurabi öğretti filan derler. Bu vardır ya insan oğlunda bu tür inanç vardır. Ama Türklerde kamlar Tanrı'nın elçisi değil. Bu boyutun saltıcı. Dışındaki boyuta giderler. Bence gittikleri enerji boyutudur. Erk boyutu. Çünkü erk dediğiniz her birimizde vardır. Her nesnede vardır. Bir de bunun ortak varlığı vardır. Hı hı. Ayrı bir boyuttur. Bu boyuta gittiğiniz zaman gözle göremediğinizi hatta bilimle, akılla göremediğinizi o boyutta görürsünüz. Gelip söylerler. Ama işte bunu söyleyebilmek için de bu işin uzmanı olmak, kam olmak gerekiyor. O da ayrı bir olgudur. Ayrı bir olaydır. Evet. Ne sormuştunuz? Kıble, mabet var mı diye sormuştum. Kıble diye bir şey yok tabii. Yani yok. Yani şuraya dönerek tapınma yok. Bir binanın içine girerek Tanrı'ya tapınma yok. Yani Tanrı'ya tapınmak, Tanrı'ya ibadet yükümlülüğü yok zaten. Böyle bir yükümlülük olarak yok. Tanrı bilinciyle yaşamak var. Evet. Başka bir şey daha var. Türkler ve birçok ulus, Tanrı inancındaki ulus, mesela James Churchworth bunu Mu uygarlığı içinde söylüyor. Yani tabletlerden okudum diyor falan. Ama onun dışında da birçok, burada anlattım ben. Türk inancı dedim ama aslında Tanrı inancı daha doğruydu. Daha doğru bir başlık. Türklerin dışında da bu inançtan olanlar var ya. Anladım. Sadece Türkler özgü değil ki. Tanrı Türklerin tanrısı değil, bütün varlığın tanrısı. Şimdi o soruya geleceğim. Bütün varlığın tanrısı.
Dolayısıyla burada böyle bir mabet yok. Ama ne var? Şu var. Doğanın güzelliklerinde, doğanın güzelliklerinde, yani geceleri parlayan ayda, güzel çiçeklerde, güzel ırmaklarda, güzel dağlarda, böyle yarların içinden fışkıran sularda, sularda, çağlayanlarda, yani bütün güzelliklerde Tanrı'nın güzelliğini, Tanrı'nın sonsuz güzelliğini ve yansımalarını görmek onları evliyalaştırmaya yol açtı. Onlara hala Kazaklar evliya diyorlar, arça evliya diyorlar. Yani ben Kazakistan'a ilk gittiğim zaman dediler ki arça evliyaya gidip yemek yiyeceğiz. Tamam gidelim dedim. Bir dağda, Tanrı dağlarının üstünde bir büyük ağaç. Evet. Ardıç ağacı. Arça diyorlar. Evet. Onun altına sofra kurulmuş. Yedik, içtik filan ama dedim ki biz alışmışız ya. Yani evliyanın türbesi nerede, mezarı nerede? Bir bata okuyalım. Biz dua öyle yaparız ya, dua edelim filan. Dediler ki öyle bir şey yok. Peki evliya diyorsun, bu ağaç dediler. Bu ağaç. Ağaç evliya. Evet. Çok güzel bir ağaç. Arça, ardıç. Bir başka gün yine yemeğe gittik, diyeceksin hep yemek mi canım? Yemek de yiyorduk ya burada. Tabii ki. Ve çok severler yemek yedirmeyi bu arada. Evet. Ve yemekler saatlerce sürer. Yani çünkü bir şölendir yemek bu. Kazaklarda, Kırgızlarda, Özbeklerde, Kafkas halklarında, diğer Türklerde bir şölendir. Evet, kuralları vardır. Evet. Falan. Her neyse, bu sefer Damçı Evliya'ya gideceğiz dediler. Damçı. Bu şey Kun ırmağının kenarında bir yer. Böyle bir dere var, çok güzel. Evet. Şirin bir dere, onun yanına oturduk. Yani al avuç avuç suyunu iç. Biz içerdik eskiden derelerden. Su içerdik çünkü evet. Dereler temizdi eskiden. Evet. Şimdi öyle değil tabii, nasıl içeceksin? Kapkara akıyor. Bir takım zalimler yüzünden. Ya kimyasallar, zehirler akıtılıyor. Çok tehlikeli. Evet, orada yemeği yedik yine. Yemek yedik, içtik, konuştuk falan filan. İş bitince hala öğrenememişim. Dedim ki türbe ne türbesi? Götürdüler. Damşı Evliya dedikleri böyle bir yarın içinden her yerden su göz göz su fışkırıyor. Küçük dereler meydana getiriliyor yarda. O derelerden akıyor daha büyük bir dere ve sonra da gidip Kun ırmağına kavuşuyor dere. Evet. Biz hep arıyoruz, yanımda arkadaşlarım da var Türkiye'den gelen. Ya burada mı mezar? Burada mezar arıyoruz. Çünkü bizim için evliya demek hep mezar. Hep insandan evliya kuruyorsun, insandan zannediyoruz. Dediler ki Kazaklar ne arıyorsunuz? Ya işte evliyayı arıyor. Evliya bu. Su. Su. Çünkü Kazaklarda ve Kırgızlarda evet. Eski Türk Tanrı inancı büyük ölçüde sürüp gidiyor ve Müslümanlık, biraz Müslümanlık. Müslümanlıkta da tasavvuf olarak bağdaşmışlar. Sürüyor. Diyebilir miyiz? Tabii, doğru ama biraz bağdaştırmışlar. İşte evet. Bunlar ya, dua ederken ataların ruhundan istiyorlar. Falan. Şimdi demek ki peygamber yok Tanrı inancında. Peki insanlığın ortak bilinci binlerce yıl bunu bilmiş. Evet. Bilmiş ve saf haliyle sürüp gelmiş. Ama Türklerin Tanrı inancından söz ediyorsak, bir süre sonra başka halklardan karışmalarla laf çoğaltılmış filan yani onu da söyleyeyim. O bozulma o. Bütün dinler, bütün inançlar bozulur. Ama saf halini işte Dukalarda evet. Bozulmamış halini anladım. Görüyoruz. Sümerlerle ilgili konuşurken de söyledik. Başlangıçta dingir, gök, tek Tanrı inancı vardı. Sonra etrafındaki halklara baktılar ki ya bir sürü tanrıları var bizim de olsun falan diyerek doğa olaylarını tanrılaştırdılar. Kaçınılmaz bir şey. Yani, kirlenme. Diyelim ki evliya dediğini, evet. Kazakların evliya dediğini, damçı evliya, arça evliya bir süre sonra ilah gibi düşünürseniz
Bu sefer büyük tanrının yanında. İşte ağaç kültü, su kültü evet. olarak yaşıyor evet. onlar Türklerde. Şimdi evet soru. Sorumuz şu. Dinler aslında erdem vermek için insana. Evet. Hepsi kurulmuş müesseselerdir. Tanrı inancı da erdem vermek için ortaya çıkmıştır diyebilir miyiz? Elbette. Tanrı inancının verdiği erdemi, ya bir insan gerçekten Tanrı'ya inanıyorsa, yani insanların, hayvanların, doğanın, bütün doğa doğru oldu, dürüst varlıklarının oldu. Tanrı'nın görüntüsü olduğunu evet. ve Tanrı'nın dininin de onlar içinde var olduğuna inanıyorsa, hı hı. bu inançtaysa nasıl kötülük yapacak? Yapabilir. İnsana yaptığı kötülük Tanrı'ya yapılmış demektir. Evet. Hayvana yaptığın zaman Tanrı'ya yapıyorsun. Her şey. Çünkü orada Tanrı orada. Her şeyin ruhu var. Her şeyin. Doğa yaptığın evet. zaman bunun meydana getirdiği erdemi hiçbir başka anlayış sağlayamaz. Kesinlikle sağlayamaz. Evet. evet. Reenkarnasyonu biraz açabilir misiniz? Reenkarnasyon biraz önce aslında söyledik. Yani reenkarnasyon diyorlar Batı'da. Birçok kişi de buna inanıyor. Reenkarnasyon tabii ruh göçü yani ruhun değişik olarak bedenlere, gövdelere gelmesi. Bu insan da olabilir, hayvan da olabilir. Tabii, ona da geçebilir. Mevlana'nın bir sözünü reenkarnasyon diye söylüyorlar. Hayır, o başka bir şey söylüyor. Mevlana'nın şöyle bir sözü var, şiiri var. Ben kapkara bir topraktım, öldüm, yemyeşil bir çimen oldum. Öldüm, zıplayan, oynayan bir hayvan oldum. Öldüm, konuşan, düşünen bir insan oldum. Öldüm, gidiş bu gidiş, ölümden niye korkayım, diyor. Yani, halden hale geçiş. Tabii ya, bu bir anlamda evrim için evrimi aslında. Bunun dünyadaki içinde, yaşamın başlangıcını. Bunun söyleniyor ama evet. Mevlana da ölüm halinin, yani bazı klasik Sünni Müslümanların söylediği gibi, işte yer altına giriyoruz, orada çıyanlar, bilmem neler var. Sorgu melekleri geliyor, soru soruyorlar, işte Rabbin kim falan filan diye. O yüzden imamlar giderler, evet. ölünün başında söylerler falan, işte sorulara böyle kopya verirler filan falan. Bu uygulamalar tabii sonradan oluşmuş evet. uygulamalardır. Evet. Ama Mevlana da ona inanmıyor. Onun için kendi ölüm gününe ne dedi? Şebi Arus. Şebi Arus aslında gelin gecesi demek. Evet. Ama biz onu Türkçe'ye düğün gecesi diye çevirdik. Evet. Şebi Arus. Evet. Mevlana da diyor ki o gün benim düğünümdür diyor. O gün diyor üzülmeyin. Kaynağıma kavuşacağım. Tabii için. Çünkü ben Tanrı'ya kavuşacağım, ona ulaşacağım evet. diyor. Evet. Yani tabii orada Tanrı'ya kavuşmak dersek çok doğru olmaz Tanrı inancına göre. Zaten biz Tanrı'ya kavuşmuş durumdayız. Ondan ayrılmadık ki nasıl ayrılacağız? Ama bu arada Tanrı'nın saf haline, Hakk'a, çünkü bu inancın, Tanrı inancının İslam dininde en geniş anlatıcılarından birisi, belki birincisi de İmam İmam Ali. Tabii İmam Ali anlatıyor da ama bu arada da Muhittin Arabi. Muhittin Arabi. Evet. Füsusül Hikem adlı bir küçük boyutta dev kitabı vardır. Bir de Fütuhat-ı Mekkiye diye 7000 sayfalık bir kitabı vardır. Bunu evet. anlatır yani. Onu kastettim. Tasavvufta yaşıyor. Tabii Tanrı o tasavvufta inancı. Evet. Çok güzel bir soru geldi aklıma. Tanrı inancı ile Alevilik arasında. Tamam ama bunu bitirmedim. Tamam. Ama soruyu da. Acele etme. Gelir. Hatırlamak için sordum. Bunu şunun için söylüyorum. Evet. Şimdi o diyor ki Hak, halkın batını, Hak da halkın, Hak, halkın batını, Hak da hakkın zahiridir. Zahiridir. Hak dediği yaratılmış olanlar evet. yani. Yaratılmış olanlar da Tanrı'nın görüntüye çıkmış halidir. Çok güzel özetlemiş. Yunus Emre de diyor ya, evet. Yunus Emre onların binlerce sayfede söylediklerini, Öztürkçe. İki satırla, iki dizeyle söyler. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm.
Evet. Yani bu söz gerçi hiçbir Yunus divanında yoktur ama. Öyle mi? O kadar çok söylenmiştir ki. Meşhur sözü ama. Çok meşhurdur. Halk diyorsa, dedirtiyorsa. Evet. Ama doğru o söz. Doğru yani. Ama. Ama şunu söylüyor. Diyor ki, kendin aşkar eyledin. Kendin pinhan eyledin. Bizi aşkar eyledin. Aynı. Muhittin Arabi ile aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Diyor ya, bizi diyor açığa çıkardın. Kendini de bizim içimizde gizledin. Pinhan biliyorsunuz gizli. Işığı gizledin. Tabii. Burada Muhittin Arabi'nin ve hepsinin söylediği hak ve halkı ayırıyor. Yani Tanrı'nın bir yüzü hak, bir yüzü hak. Evet. Ama onlardan benim ayrıldığım bir nokta var. Nedir? Onlar varlığın da sonsuz olduğunu söylüyorlar ve Tanrı bu sonsuzluğun içindedir. Yani varlık dediğimiz yaratılmış olanlar, evrenler. Evet. Evrenler, halk o, evrenler. Evet. Halbuki ben diyorum ki bu bir bence doğru bir anlatım. Hı hı. Hayır, o bütün evrenler biter, Tanrı bitmez. Sürer. Bitmez. Tanrı'nın sonsuzluğu sürer gider. Ama aynı zamanda onların söylediği doğrudur. Doğrudur ama eksiktir. Evet. Eksik olan ne? Doğru olan şu. Evet, bütün varlık Tanrı'nın görüntüsünden, yani görüntüye çıkmasından oluşmuştur. Ve Tanrı onların içindedir. Doğru. Tamam. Ama iş bitmiyor. Bir de Hakk'ın yalın hali var. Doğru. Sonsuz nur hali var. Evet. Dahasını söyleyeyim. Bütün bu yüz milyarlarca galaksiden oluşan, her galaksi yüz milyarlarca yıldızdan oluşan bu korkunç büyüklükteki evren, Tanrı'nın sonsuzluğu yanında yok gibidir. Damla gibidir. Matematik kuraldır bu. Evet. Yani nokta gibidir. Matematik doğru. Evrenin şifrelerini söyler. Evet. Yani şöyle sorayım size. Benim matematiğim çok iyi değildir ama işte bazı şeyleri biliyorum. Yani ilgi alanıma girenleri hiç unutmadım. Hı hı. Şimdi bir denklem yapıyorsunuz. Üstte birçok sayı. Katrilyon kere katrilyon. Değil mi? Evet. Altta ise sonsuzluk. Eşittir ne olur? Sormuştunuz bunu daha önce. Sıfır olur. Sıfır. Evet. Yani şimdi bunu ya bu anlamda biz hem varız hem yokuz. Hem hem. Kendi boyutumuzda varız ama Tanrı'nın sonsuzluğuyla kıyaslarsak yokuz. Yokuz. Hem var hem var. Yok, artık kuantum fiziği bize öğretti ki gerçek ya o ya bu, ya orada ya burada değil. Hem o hem bu, hem orada hem burada. Hem hem mantık. Evet. Saçaklı mantık. Evet. Evet, bunu artık... Tanrı bende, ben Tanrı'dayım. Çok güzel. Özet bu. Evet, bu. Evet, başka? Şimdi bu Tanrı inancı ile Alevilik arasında ben çok benzerlik görüyorum. Bir de bunu sizden dinleyebilirim. Evet, yani Türk Aleviliği. Evet. Şöyle diyelim, Türk Aleviliği. Şimdi şeyi değiştirdik, kavramı. Evet. Türk Aleviliği, Türk'ün Tanrı inancından doğmuştur. İşte. Yani Türk Aleviliğinin birinci kaynağı Türk'ün Tanrı inancıdır. Onun için Alevilerin inandığı Tanrı, Mansur'un anlattığı Tanrı'dır. İşte. İmam Ali'den başlar, Mansur'un anlattığı Tanrı'dır. Ahmet Yesevi'nin anlattığı Tanrı'dır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin anlattığı Tanrı'dır. Ve Yunus Emre'nin anlattığı Tanrı'dır. Yani başlangıçta Tanrı inancı, evet. Yani bir anlamda Türk Aleviliği, Tanrı inancının Ehl-i Beyt, Ali ve Ehl-i Beyt sevgisiyle yoğrularak yeniden doğmuş durumda. Harmanlanmış. Bir de tabii Türkler Müslüman oldukları zaman baktılar ki bu Araplar Arapça namaz kılıyorlar. Anladılar ki bunlar eski dinlerinin, Müslümanlıktan önceki dinlerinin biçimlerine göre namaz kılıyorlar. Arapça söylüyorlar. E dediler ki onlar Araplar için. Bizim de kendi tapınmamız var. Evet. Bize Tanrı'ya musikiyle, evet. Raksla, samah diyoruz şimdi. Bununla yaklaşıyoruz. Hı hı. Öyleyse biz şimdi yeni girdiğimiz bu dine eski bu tapınç biçimlerimizi koyalım dediler. Koydular.
Böylece cemler oluştu. Hı hı. Yani cemlerin, cemlerde olan biten işlerin biçimi, kalıbı, dışı Tanrı'ya inananların vaktiyle yaptığı işlerdir. Onu konuşmadık, onu da dönebiliriz. Evet, yani ne yapıyorlardı? Gün doğarken, güneş doğarken, yani Tanrı inançlı Türkler. Evet. Ama sadece Türkler değil. Değişik biçimlerde her ulus Tanrı'ya inanan, salt Tanrı'ya inanan, dinlere girmeyen, diğer dinlere girmeyen uluslar, Tanrı inançlı uluslar şöyle yapıyorlardı. Güneş doğarken... Işığı kutsuyorlar. Evet, güneş doğarken kalkıyorlar. Uyanıyorlar yani. Güneş doğmadan önce uyanıyorlar. Ve güneşe doğru bakıyorlar. Güneşin ilk saldığı ışınları içlerine sindiriyorlar. Evet. Güneşe bakarken Tanrı'nın yeryüzüne en büyük görüntüsünün güneş olduğunu biliyorlar. Evet. Tanrı güneş olup yeryüzüne dirlik vermeseydi, yeryüzünde dirlik olmazdı. Yaşam olmayacaktı. Olmazdı. Evet. Çünkü güneş dirlik veren yeryüzüne. Sadece aydınlatmıyor ki. Her şeyin ruhu olduğuna göre güneşin de bir ruhu var. Oo, tabii ki. O ruhta. Evet, tabii ki. Oraya dönerlerdi. Evet. Ve bir taraftan Tanrı'ya duyumsarken, Tanrı'yı duyumsarken, onun sonsuz büyüklüğünü düşünürken, güneşin büyüklüğünü düşünerek, güneşin ışınlarının kendi bedenlerine akıp gelmesini isterlerdi. Buna şöyle şifa. Bir kural vardır. Şifa, sağaltma. Şöyle bir kural vardır. Enerji düşünceyi izler. Evet. Düşünceyle enerjiyi çekip alırsınız. Onları alıyorlardı. Sonra tek tek, haftada bir toplu halde, büyük bir olasılıkla Perşembe günleri. Türklerde çünkü kutsal gün Perşembedir. O yüzden bizim cemler de Perşembe akşamı yapılır ama öyle bir yere gelir ki hem Cuma'dır hem Perşembedir. Evet. Yani Perşembe mi Perşembe? Perşembeyi ama Cuma'ya bağlayan. Gece olduğu gece için Cuma'da sayılır filan. Perşembe akşamları, yani tabii güneş doğarken, batarken de benzer yapılır. Güneş doğarken toplu halde ilahiler söylerler, raks ederler, çalıp çığırırlar. Yani bir taraftan kopuz çalınır, bir taraftan def çalınır filan. Böyle bir tapınç yapılırdı. Bunu yapmak zorunlu mu? Yok. Hiç öyle. Yani Allah bunu yap, Tanrı bunu yapın. Yok. Bunu yaparak binlerce yıllık deneyimle bunun yararını hem gördük gövdeye hiç, hem ruha, erk gövdesine, evet, hem de tin gövdesine, yani ruha olan yararını bildiler ve bunu yaparlardı. Bu değişerek Türk Aleviliğinde sürüp gidiyor. Tabii Aleviliğin kaynağı sadece bu dersek, o zaman Alevilik Tanrı inancından ibarettir deriz. Değil. Çünkü Aleviliğin bir kaynağı da İslam'ın Ali yorumudur. Evet. Ali'nin İslam yorumudur. Ondan alarak Mansur'un İslam'ıdır. Ahmet Ondan Yesevi. Alarak Ahmet Yesevi'nin İslam'ıdır. Ondan alarak Hacı Bektaş'ın ve Yunus Emre'nin ve benzerlerinin, evet, anlattığı İslam'dır. Yani bu İslam, ama bu Türk İslam'ıdır. Evet. Kaynağı gider, Türk Tanrı inancına kadar gider. Peki. Sayın Bakanım, Tanrı inancını çok güzel anlattınız. Tanrı'nın ne olduğunu da anlattınız. Sonsuzluk demek, evet, olduğunu da anlattınız. Bazı Müslümanlar, hepsi değil, bilinçli Müslümanları tenzih ediyorum. Bazı Müslümanlar neden Tanrı kelimesinden rahatsız oluyorlar? Bunun Allah kelimesiyle aynı anlama geldiğini neden anlamıyorlar? Ya o kadar bilgisizlik yaygınlaştı ki bunlar yeni çıktı. Evet. Eskiden yoktu. Bu tür şeyler yoktu. Hani Ziya Paşa'nın dediği gibi evvel yok idi, hiçbir rivayet yeni çıktı diyor ya bir dizesinde. Yeni çıktı ve birileri böyle kendi kendilerine bir şeyler geliştiriyorlar. Efendim bir de söz gelimi işte televizyonlar izliyorlar. Televizyonlarda Batı kaynaklı filmlerde Allah sözcüğünü Tanrı diye çeviriyorlar. Evet. Öyle çeviriliyor. Onlar dublaj. God diyor. God'ı Tanrı diye çeviriyorlar. Hepsi aynı anlama gelmiyor mu? Hepsi aynı anlama geliyor da
Diyorlar ki ya bu Hristiyanlar tanrıdır. Ya kardeşim Hristiyanlar niye tanrıdır? Ne alakası var? Gat diyorlar filan. Ama çeviriler onu gerçek zannediyorlar. Evet. Diyorlar ki Tanrı'yı Hristiyanlar söyler. Müslümanlar Allah'tır falan. Bir de yani bilgisizliğin çok derinine düşen insanlar var. Evet. Çok az bilgiyle çok çok savlı, çok söz söyleyen insanlar var. Onlardan birisi bana yazmış. Benim bir iletime altına. Sayın Bakanım diyor, size diyor Namık Kemal yerine Mahmut Hüseyin deseler razı olur musunuz? Allah da kendi adını kendi koymuştur. Ya Allah Arap mı kardeşim ya? Ne demek kendi adını? Tam tersine mesela Kur'an'da diyor ki Allah deseniz de olur, Rahman deseniz de olur. Yani Allah'ın adı çoktur. Ama Allah'ın adı 99 ad diyorsunuz. Hı hı. Çoğu da üretilmiştir, Kur'an'da yoktur. Hepsi Arapça. Allah Arap mıdır? Yani niye bütün adlar Arapça olsun ki yani? Evet. Her ulusun Tanrı'ya verdiği adlar vardır. Türkler Tanrı der ya da Tengri der. Doğu Türkler de Tengri der, Batı Türkler de Tanrı derler. Evet. Yani söz gelimi İbn Arabi'nin biraz önce anlattığım yani Tanrı inancının vahdet-i vücut olarak en ayrıntılı anlatıcısı olan efendim kişi diyor ki Fütuhat-ı Mekke'de Araplar Allah der diyor. Türkler Tanrı der diyor. Frankler Teo der diyor. İşte bilmem Farslar Huda der diyor. Sayıyor. Hatta Ermeniler Zak der diyor falan. Ama diyor bütün bunlar o Cenab-ı Hakk'ın adları. Yaradan'ın adı. Ne dersen de onu kastedersin diyor. Şimdi İbn Arabi diyor ama birileri diyor yok olmaz peki. Ahmet Yesevi Tengri diyor şiirlerinde. Divan Hikmet'te Tengri diyor. Hı. Çünkü o Karahanlı Türkçesinden yazdığı için Doğu Türkçesi. Doğu Türkçesinde bugün de Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler Tengri derler. Bugün de. O günde. Evet. O Ahmet Yesevi Tengri diyordu. Şimdi ben de cevap yazdım belki öğrenir. Yani bak Ahmet Yesevi böyle diyor çocuğa. Yunus Emre Tanrı diyor, Çalap diyor. Çalap diyor. Efendim, yani onlar bilmiyor. Doğruyu ben söylediğime göre onlar bilmiyor demektir. Ya ne diyeyim şimdi ben yani. Ahmet Yesevi böyleleri için nadan diyor. Nadan, çok çektim ben nadanlardan diyor. Şiirlerinde. Evet. Hem bilmiyor, bir cahil var. Evet. Bir de kara cahil var. Bilmediğini de bilmiyor. Evet. Yarım yamalak bilgisiyle her şeyi bildiğini zannediyor. Evet. Böyle bir şey olur mu? Yani Allah bir at ile sınırlandırılır mı? Dahası İmam Ali o büyük bir kitabı var Belagat. Orada onun nutukları yazılmış. Efendim orada diyor ki daha hemen ilk konuda diyor ki Allah hiçbir sıfat ile Nehçül Belaga. Kitabın tam adı böyle. Hı. Nehçül Belaga. Orada diyor ki Allah hiçbir sıfat ile tavsif edilemez. Çünkü bir sıfatla vasıflandırırsan onu daraltmış olursun. Sıfatlardan münezzehtir Allah. Evet. Ama birileri de sıfatlar söylüyorlar. Sıfatlar bizim, biz Allah'a Allah diyoruz. Allah kendisine Allah demiyor. Böyle bir şey olur mu yani? Böyle bir şey. Ya Allah kendisine Allah diyormuş. Yani. El ilah kelimesinden geldiğini yani söylüyor. Yani o zaten Araplarda Arap kültürünün ürettiği bir kelimedir. Evet. Arapça olduğu için de Kur'an'a geçmiştir. Yani peygamberin adı Abdullah. Allah'ın Arapçayı kutsal bir dil zannetmelerinden kaynaklanıyor. Arapçayı ve Arap yazısını sanki Allah'ın dili gibi, hatta bazı böyle çok aklı evveller Arapça değil, Rafça derler Allah Allah. Yani ayı atarlar Rafça yani o Allah'ın dili. Yapmayın ya. O Arapların dili. Yani bunu diyenler bazıları bilgisizlikten, bazıları da saplantılı olmaktan ötürü söylüyorlar. Yani böyle bir şey olur mu yani? Yani Ahmet Yesevi bilmiyor, sen biliyorsun. Öyle mi? Evet. Hacı Bektaş Veli bilmiyor, sen biliyorsun. Öyle mi? Mevlana bilmiyor, sen biliyorsun. Öyle mi? Mevlana da
Farsça söylediği için o da Huda diyor. Huda. Huda. Eskiden Osmanlı Türkçesinde de Huda çok kullanılırdı, Farsçadan alınmış. Hı hı. Ve kullanılırdı. Birçok halk da işte Hodi der. Mesela Kırmaççı'da da Hodi derler. Hı hı. Ses değişmiş. Hodi der. Evet. Yani Huda, Hodi. Efendim tam böyle Huda, Huda doğru değil aslında da. Yani niye değil? Çünkü o Arapçada başka bir manaya geliyor ama Farsça sözcük. Evet. Arapçada başka anlama geliyor. Yani buna benzer bir şeyi, bilgisizlikten doğan konuyu ben namaz, hı-hı, konusunda da yaşadım. Hı-hı. Kur'an'da namaz kelimesi yoktur dedim bir yayında. Karate'de benimle söyleşi yapan bir arkadaş sordu. Ben de dedim ki Kur'an'da namaz kelimesi yoktur. Salat mı var? Şimdi ne var olduğu ayrı. Ayrı. Ama namaz kelimesi yok. Yok. Bir dine diyorum. Hı. İsteyen istediğini desin. Kur'an'da namaz kelimesi yoktur. Birileri hemen bana Kur'an meallerinden namaz diye yazılan sayfayı çekip gönderiyorlar. Kardeşim bana aslını gönder. Ben aslını okurum. Sana söylerim orada namaz kelimesinin olmadı. O tercüme eden onu söylüyor. Çünkü Türkçe'ye namaz kelimesi yerleşti. Hı hı. Nereden yerleşti? Taciklerden biz öğrendik Müslümanlık dinini. Araplardan öğrenmedik. Taciklerden öğrendik. Dolayısıyla onlar namaz diyorlar yaptıkları tapınca. Aslında namaz kelimesi, şimdi yine kızacaklar ama söyleyeceğim. Aslında namaz diye Zerdüşlerin, hı hı, çünkü önceden Zerdüş dinindeydi onlar. Zerdüş dininde. Onlar Zerdüşlerin, Zerdüşler kendi namazlarına namaz derlerdi. Onlarda da namaz var. Ya bu namaz dediğiniz, bugün namaz dediğiniz eylem Zerdüşlerde var günde 5 defa. Günde 5 defa. Efendim Hristiyanlarda var. Hristiyanlarda var. Namaz. Yine Yahudilerde var. İsteyen YouTube'a girip bakabilir. Yahudilerin namazı kıyam. Hristiyanların namazı rükû. Yok, Müslümanların yok. Secde. Hayır efendim. Öyle hepsi diyorum. Var onlarda. Hepsi var. Aa. Hepsi var. Yani genel kanı benim söylediğim şey gibi. Değişti evet. Tabii. Şimdi Hristiyanlık biraz modernleşince, evet, sandalye falan koydular. Sadece rükû. Ama mesela o olmayan, yani sandalye falan olmayan yerlerde kıyamda duruyorlar, dua okuyorlar. Eğiliyorlar, dua okuyorlar. Secdeye kapanıyorlar, dua okuyorlar. Hmm. Gördüm ben yani. İlk şeklinde hepsinde vardı diyorsun. Var var. Bugün Yahudilerde devam ediyor. Hatta şöyle ellerinde Tevrat'la okuya okuya eğiliyorlar, secdeye kapanıyorlar, kalkıyorlar falan. Hmm. Biçim olarak bu hep vardır yani. Hmm. Zerdüşlerde de vardı, bugün de var. Ya 30 bin Zerdüş dininden kişi var İran'da. Hı hı. Ve tabii bu arada onu da söyleyeyim. İran'da Zerdüş dininden, Zerdüş dini devletin tanıdığı dinlerdendir İran'da. Çünkü İran'ın eski dini. Zerdüş'ün de Türk olduğunu söylüyorlar ama o ayrı bir konu. Ayrı bir oraya konu. Girmiyoruz. Ayrı bir konu. Evet. Zerdüş dininden 30 bin kişi vardır. Her biri toplu olarak yaşayıp milletvekili seçemedikleri için, yani sayı yetmediği için İran anayasası gereğince bir milletvekili mutlaka kendi aralarından seçerler, meclise gönderirler. Güzel. Bu da güzel bir şey. Evet. Evet. Bahayilik dışındaki bütün dinleri tanır, evet, İran. Bahayiliği de İngilizlerin ajanı olarak gördüklerinden, evet, yasa dışıdır. Evet. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Sizin sorularınız da bitti. Bir özet yapmak istersen. Son bir sorum vardı. Zaman yeterse. 2 dakika kalmış. Peki. Neydi sorunuz? Tabiat inancıyla Tanrı inancı aynı inanç mı? Sayın Yok, bakalım. Hayır. Yani hayır. Biz tabiat inancı tamam, hı, konuşuruz ama Tanrı inancının ne olduğunu çok ayrıntılı söyledik. Hı. Özeti şudur. Tanrı sonsuz boyutta sonsuzluktur. Hı hı. Tanrı sonsuz sevgidir, sonsuz bilinçtir. Varlığı kendinden var etmiştir. Evreni ve evrenleri kendinden var etmiştir. Ve var ettiklerine koyduğu yasalar gereğince
her şey olur biter. O yasaya uyan başarılı olur. O zaman tabiat inancı Tanrı inancının Tanrı, altında. Yok, onu karıştırmayın, o ayrı bir şey. İçinde. Hayır, bunu tam hayır. Tabiat inancı ayrı bir inanç. Ama yani o ayrıca kapsıyor yani hepsini. Kapsar da o ayrı bir inanç türüdür. Onu biliyorum. Evet. Dolayısıyla Tanrı inancında iyi olmak esastır. Ya bir insan bütün bunları bilmese, bu anlattıklarımızı bilmese de insanlara, hayvanlara, doğaya iyilik yapıyorsa ve kötülük yapmıyorsa, hiçbir şeye inanmasa da o Tanrı inancına inanıyor demektir. Evet değerli izleyiciler. Bugün de değerli Ayşe Işık Hanım'la, tabii o çok dop dolu olduğu için o da kitap yazdı, iki kitap yazdı. Araya giriyor böyle, girmesi lazım zaten, girmezse sadece ben konuşmuş olurum. Evet, iyi oluyor. Bugün de tamamladık. Umarım yararlı olmuşuzdur bilgi vermek anlamında. Sizlere iyilik, sağlık, esenlik, mutluluk ve üstün başarılı uzun bir dirlik diliyoruz. Diliyoruz. Evet.